Selam arkadaşlar. Evet, Harikalar Diyarı'nda yeni bir gün, yeni bir video. Bugün sepet kuyruklarımızı uçurmayı deneyeceğim. Dışarı çıkartacağız. Biraz uçurtmayı deneyeceğim. Yani atacağım, uçsunlar istiyorum. Gözlemleyeceğiz. Dışarıda güvercin uçuracağız bugün. Anlayacağınız. Harikalar Diyarı. Uzun zamandır güvercin videosu da çekmiyor biliyorsunuz. Nasipsiz ilerleyen zamanlarda aldık mı yeni güvercinler çekeceğiz. Ama şimdilik güvercin uçurma videomuzla bir bakın. Sepet kuyruklarımı bugün uçuracağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Dışarı atacağız. Bir şekilde uçurup onları birazcık eğlendirmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Ama önce onları bir yakalamam lazım. Yakalamak için de birazcık zaman istiyorum sizlerden. Evet arkadaşlar, güvercinimizi yakaladım. Şimdi uçuracağım inşallah. Bakalım hayvanımız uçabilecek mi? Bizim sepet kuyruklar çok uçan bir hayvan değiller yani bildiğim kadarıyla. Ama çok tatlı hayvanlar. Ya bir dur. Bir güvercin tutmayı da ben bilmiyorum ki nasıl tutacağım bu güvercinleri ha? Maşallah maşallah. Bu arkadaşlar dişi mi erkek mi? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kümesimde çünkü artıramadım bir türlü bu sepet kuyrukları. Nedeni de merak ediyorum. Neden artmıyorlar? Çok merak ediyorum hem de. Bir bunları bir uçuralım. Bakalım hayvanlarımız uçabilecek mi? Uçabilir misin sen bakalım? Bildiğim kadarıyla sepet kuyruk bir süs hayvanı olduğu için uçmakta oldukça zorluk çeken bir hayvan bunlar. Bakalım uçabilecek mi? Onu da merak etmiyor değilim arkadaşlar. Ama deneyeceğim, sonra da eşini atacağım. Önce bunu atacağım, sonra gidip eşini getirip eşini de dışarı atıp onu da uçuracağız. Bakalım ne kadar uçabilecekler, ne kadar hoş bir görüntü yakalayabileceğim. Amacım aslında güvercinleri uçurup biraz da kanatları açılmasını istiyorum. Çünkü uzun zamandır uçurmuyorum ben hayvanlarımı. İki tane güvercinim var zaten. Ben seni yeğem, çok tatlısın sen. Güvercinler çok güzel hayvanlar arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah diyelim ve uçuralım hayvanımız. Ne kadar güzel uçtun. Ah böyle var ya, içimin yağları eridi. Ve hiç bu kadar uçacağımı bilmiyordum. Bu kadar uçabilirdim bilseydim. Yani sürekli çıkardırdım seni. Vallahi helal olsun ya. Hiç kanat çırpmak bile istemedi hayvanımız. Direkt düştü yere. Aynı şeye benzedi. Bazen dükkanda bir uçak yaparım arkadaşlar. Kağıttan. Kart uçak yaparım. Uçakla bir şeyler yapmaya çalışırım. Ki gördüm ki kart uçaklı olmamış. Yani yaparsın bir kağıt uçağı, atarsın daha çakılır ya. Aynı o şekilde. Ben güvercinimi attım, o çakıldı. Böyle bir lüzumsuzluk yok. Yani sepetim benim. Birazcık uçsaydın, birazcık bizleri heyecanlandırsaydın ne olurdu ki yani? He? Ne olurdu? Ben çok isterdim uçmanı ama uçmadın. Neyse arkadaşlar, diğer güvercini bulalım. Bakalım. İçeride bir tane daha güvercin var. Şimdi bunlar bir eş aslında. Bu eşleri merak ediyorum. Şurada mesela bu. Bu ne? Bu da mı erkek yoksa? Siyah var kuyruğunda, hafif siyahlık var. İçeride guk düşen de var. Yani kuluçkada yatan güvercinimiz de var. Lakin bu güvercinlerin hepsi ya erkek ya hepsi ya dişi. Çünkü bir türlü civciv alamadık. Ben hele göremedim civciv aldığımızı. Bu güvercinimizi de dışarı çıkartacağım. Allah nasip ederse. Ama önce bir sepet kuyruğumuz orada dursun. Çok tatlı tatlı duruyor zaten. Şunu da bir keratayı da bir bakalım. Bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım. Oo, çok gittin. Şunu gösterin. Bak 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 bak. Ayna. Kuluçkada yatıyor bu burada. Böyle duruyor işte. Bu dişi belli de. Yani eşi yok bunun da. Ben anlayamadım. Bir türlü çözemedim arkadaşlar. 3 tane güvercin var kümeste. Biri gurp düşür sürekli. Kuluçkaya atır. Civciv yok. İkisi de sürekli sağda solda dolaşıyorlar ve eşler. Çözemedim. Vallahi çözemedim bu işi. Çık bakalım sen de. Çık. Çık. Git. Şş, bir de hareket yapıyor. Artık artık. Neyse yani dışarı atıp uçuramadım. Kümes içinde uçur. İzleyin. Kümeste uçururuz biz de arkadaşlar. Olmaz mı? Yalnız bu güvercin çok değişik bir hayvan. Yani ben bir türlü çözemedim güvercinden. Yani yakalayacağım da. Yakalayacağım yani. Seni yakalayacağım kardeş, hiç sıkıntı yok. Aksiyonlu zamanlar geldi. Ben bir güvercin yakalayıcısı olarak güvercinleri yakalarım. Yakalarım, seni yakalayacağım. Sen nereye kaçtığını zannediyorsun? Seni yakalayacağım, seni yakalayacağım. Kelebek gibi. Ha hayvan, dışarı çık. 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 Çık dışarı. Çık dışarı. Hah, çık. Evet arkadaşlar, dışarı çıkarmayı başardım. Uçuramadım ama dışarı çıkarttım. Maşallah maşallah. Çünkü eşi de orada. Eşinin yanına uçmasını isteyeceğim şimdi. Hadi uç bakalım. Uç. Hah. Uç. Bunlar aslında kelebeğe benzetiyorum ben birazcık da hayvanlarımızı. Kelebek gibi tavşaylar. Güvercinler. Bu arada sizlere şunu söyleyeyim. Otobüsler açılacak inşallah ilerleyen zamanlarda. Güvercin hediyelerinizi kabul ederim. Haberiniz olsun. Biraz uçuramasınlar çünkü bu güvercinler uçmuyor. Daha böyle bir uçan cins güvercin getirip dışarıda bir kafes yapmayı düşünüyorum. İçeride de değil.
içeriye de aslında koyarım ama alıştıracağım. Şimdi üstünde branda çektiğimiz için artık güvercinler öyle düşünüyorum ki ön kapıyı öğrenirler. Önceden tor vardı yukarıda, şaşırtıyordular hayvanlar ama şimdi aşağıdaki kapı olduğu için bu kapıdan şaşırmazlar. Kapıyı bulup içeri girebilirler diye umut ediyorum. O yüzden yeni güvercinler alıp onları kümesimde barındırıp sürekli de uçurmak istiyorum. Bunun için de güvercin almam lazım. Bir otobüsler açılsın. Önce Rize'ye gideceğim, Trabzon'a gideceğim. Bana yakın olan yerlerden güvercin temininde bulunacağım arkadaşlar. Sonra da hep birlikte güvercinlerimizi uçuracağız. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sepet kuyrukları da ben çok seviyorum. Yani bu bir gerçek. Çünkü uzun zamandır besliyorum ben. Kümesime hatta ilk sepet kuyruğu getirdiğim zaman eski videolarımda var. Biliyorsunuz ben Harkalar Diyarı olarak yıllar evvel yani güvercin videolarına başlamıştım. Sonrasında bıraktık güvercin videosu çekmeyi. Aslında devam etseydim çok yoğunlaşmadım. Daha çok tavuklarla ilgilendim. Tavuk camiasına daha çok yoğunlaştım. Halbuki güvercine daha çok yoğunlaşsaydım arkadaşlar, şimdi daha çok abonemiz vardı. Çünkü güvercin severler, daha doğrusu güvercin kitlesi çok fazla. Güvercin kitlesiyle haşır neşir olmak bizlere biraz daha ilerlettirebilir. Ama bu durumu çözeceğim. Sizler istiyorsunuz zaten. Güvercin videosu da çekeceğiz arkadaşlar. Ama onun için önce bir güvercinimiz olması lazım değil mi arkadaşlar? Bunlar çok az. Güvercinlerimiz olduğu zaman sizlerle birlikte daha tatlı, daha güzel videolar çıkartacağıma eminim. Çok güzel tatlı uçurtma videolarım olacaktır. Takılacağız yani hayvanlarımızla ama şimdilik bunu idare edin. Ne edeyim? Elden bir şey gelmez ki. Elimden bu kadar geliyor. Sepet kuyruklarla birkaç gün idare edeceğiz. Böyle binde bir sefer, ayda bir iki tane belki güvercin videosu atarım. Haberiniz olsun. Bu da bu ayın ilk videosu olsun arkadaşlar. Sepetleri uçurmayı denedim ama uçuramadım. Sepet kuyruklarını meğersem pek de uçamıyormuşlar. Aynı kağıttan bir uçak gibi süzülüp yere çakıldılar. Ama tavuklarla olan uyumları çok güzel. Bakın tavuklarımıza, hiç umursamıyorlar. Kendi kentlerine takılıyorlar. Hiç güvercinler varmış yokmuş, güvercinlerle uğraşayım, onların tepesine bineyim, döveyim, hiç umurlarında değil. İşte bu da çok güzel, beni çok mutlu ediyor. Sultanım geldi. Sultan.